Şubat haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burçları 4 Şubat'ta neler bekliyor diyorsanız, Şubat onlar için biraz daha tedirgin olma ve altyapılarını oturtma, daha huzura erme gibi. Aslında hem tedirgin hem huzura erme bir dönem yaşayacaklar. Güzel iş anlaşmaları ile ilgili sevinç, ama uzun süredir geçmiş işiyle alakalı yaşadığı problemleri iyileştirme haftasına giriş yapacaklar. Ama onlarda özel hayat kaosu var. Şu an ilişkiniz için sert giden, tartışma ya da gerginlik olan bir haftaya giriş yaptınız. O yüzden sakin ve biraz daha alttan alma dediğimiz bir hafta yaşarsanız sevinirim. Evli çiftlerimiz için de aslında onların da yeni araçla ilgili ya da yeni toprakla ilgili fikirleri var, ama Mart'tan sonra aydınlığa kavuşacak. Onlara da güzel bir çocuk sevinci. Sizde boyun ya da bele vuran şiddetli ağrılar demiyorum. Aslında yastık ya da yatağınızı değiştirme zamanınız geldi. Bir de evinizin salon bölgesinin enerjisini değiştirirseniz daha keyifli bir haftaya giriş yapacaksınız. Uzun süredir de görüşmediğiniz dostla ya da arkadaşlarınızla güzel bir hafta sonu tadını çıkartacaksınız. Gayet keyifli geçecek, huzurlu geçecek, endişe etmeyin diyorum. Yöneticilerinizle alakalı da uzun süredir görüşmek istediğiniz konu da aydınlığa girdi. Panik yapmayın, işte de ve aşkta da huzur var. Boğa burçlarını neler bekliyor diyorsanız 4 Şubat, onlar için aslında çok yoğunluğun dışında çözmesi gereken geçmişe ait borçlar gündeme geldiği için biraz tedirginlikler, paniklikler var, ama bir ödeme şeklini oluşturacaksınız ve bu ödeme şekli sizi rahatlatacak ve uzun süredir satılmasını istediğiniz bir nokta vardı çünkü paraya ihtiyacınız vardı. Burayı da Şubat bitmeden satmış olacaksınız, hayırlı olacak. İlişki konusunda da evliliğinizle alakalı yaşanan gerginlik bitti. Huzurlu yuva, hatta o evi satmak istiyorsunuz, yeni bir eve geçmek istiyorsunuz, hem borçları kapatayım hem evet yeni bir ev için biraz daha vakit var, ama ilk önce borçlar için bir yer satılacak ve rahata ereceksiniz. Ve iş ortaklığı yapan bazı boğa burçları ortaklarına dikkat etmesi gerekiyor. Zarar haftası olabilir. Yanlış ifadeler kullanıp bir gerginlik yaşayabilir. Panik yapmanızı istemiyorum. Sonu aydınlık olacak ama biraz zorlanacaksınız. Sağlık konusunda da gözden kaynaklanan bir problem, alerjik bir sorunuz olabilir. Dikkat edin. Uzun süredir de kendi anne babanızla görüşemiyordunuz, kardeşlerle. Bir hafta sonunuzu onlarla geçirirseniz daha keyifli olacağını düşünüyorum. Daha keyifli haftalara giriş yapacaksınız. Ve uzun süredir de bir yurt dışı seyahatiniz var, ailece gitmek istediniz. Bunun kapısı da hayırlı ve aydınlık diyorum. Panik yapmayın. İkizler burcunu neler bekliyor diyorsanız 4 Şubat, ikizlerin aslında uzun süredir yapmak istediği bir seyahat vardı. Bu seyahatin seferini yaşıyorlar ama daha seyahat Nisan'da onlar erken aldılar. Erkenin tadını çıkartıyorlar. İşlerinizle ilgili de güzel bir değişim, yükseliş sağlayacaksınız. Bu sağlayış sizi maddi olarak da rahatlayacak. Ve uzun süredir devlete girmek isteyen ikizler burcu için de güzel bir süreç, güzel bir süreç haftası, keyfini çıkartacaksınız. Ama onlar için özel hayatta uzun süredir ilişki yaşayamayan bazı ikizler burcu, artık ben aşksızım, yerde sürünüyorum diyorsanız, onlara da Şubat ortası itibariyle güzel bir aşk ve keyifli bir hafta olacak. Sizde de liflerden kaynaklanan diş sıvılarınızla ilgili ağrılarınız olabilir. İhmal etmeyin diyorum. 4 Şubat yengeç burçlarında neler bekliyor diyorsanız, yengeçler aslında ne istediklerini biliyorlar. Dingin bir haftaya girdiler. İşleriyle ilgili hedeflediği noktaların aydınlanması, yeni imzalar attılar. Onlar böyle bir dinlenme kafasına girdiler, mutlular. Hatta tatillerini de yaptılar, geldiler. Ve çocuklarıyla ilgili de hedeflediği yatırım planları var. Allah kısmet ederse bu Haziran'a kadar bu çocuklarıyla ilgili yatırım planı gerçekleşecek. Uzun süredir de kardeşler arasında yaşanan mal kavgası var. Bu mal kavgası da aydınlığa gelecek. Panik yapmanızı istemiyorum. Herkes hakkına düşen payı alacak diyorum ikizler. Ama sizin özellikle ve özellikle evlilik ya da ilişkinizle ilgili bir karar vermeniz lazım. Ya yürümeniz lazım ya bitirmeniz lazım. Çünkü dengede devamlı hani maske takıyorsun, konuşayım mı konuşmayayım, cesaretini topla. Bence ilişkine sahip çık. Çünkü ilişkin iyi bir insan ve iyiliğine karşılık bu ilişkiye emek vermen taraftarıyım. Ve uzun süredir de yapmak istediğiniz ufak tefek yalnız kalma kafanız var ya, bu kafada sizin için hayırlı olacak. Birkaç gün kafanızı dinleyin. Ondan sonra ilişkinizle konuşun. Ve sizin de almak istediğiniz değil de uzun süredir kiraya gitmesini istediğiniz bir yerin sevincini yaşayacaksınız. Bu hayırlı olacak diyorum.
Aslan burçlarını neler bekliyor diyorsanız 4 Şubat'ta aslanların çok yoğun bir iş temposu, evrak dosya, onu oraya koy, o toplantı, bu toplantı, ona koştur, buna koştur. Ama uzun süredir de artık biz bir iş yapamıyoruz, her şeyi koşturduk, elimizde kaldı, elimizde her şey patlayacak diyorsunuz ama aslında yıl bitmeden size o kadar güzel paralar gelecek ki mucizeler sizin kapınızda olacak. Ve iş bekleyen aslanlar, aslan burçları için de muhteşem iş haftası, doğru tercih ettiğiniz kapının hayırlı olmasınız. Hayırlı olacak sizin için ve bunun sevincini yaşayacaksınız. Ve ilişki konusunda da aslında iyi giden bir ilişkiniz var, huzurlu giden. Hani bir yıllık ilişkiyseniz 100 yıllık yaşıyormuş gibisiniz. Ya da bir aylık ilişkiyseniz evet bu benim doğru dediğim insan diyorsunuz. O yüzden evlilik yılınız, karar verme yılınız ve ilişkiyle netliğe kavuşma. Ama ilişki yaşayamayan bazı aslanlar için de bir ay daha sabırlı olursanız doğru aşkı erken açacaksınız. Kaderinizdeki doğru insanı bulacaksınız. Bir ev sorununuz var, değiştirmek istiyorsunuz kiraya da, kira olduğunu düşünüyorum, kiraya çıkmak istiyorsunuz ama maddi kaygılardan dolayı tedirginsiniz. Bence evinizin bir enerjisi değişsin. Çünkü bu ev değişince sanki sizin de hayatınızda her şey değişecekmiş gibi. Yeni ev değişimi sizin için, bereketiniz için hayırlı diyorum. Başak burçlarına neler bekliyor diyorsanız, 4 Şubat'ta Başaklar aslında emeklilik kafasına girdiler. Hiçbir şey yapmak istemiyorlar. Ruhlarını iyileştirmek istiyorlar. Ve devamlı izin telaşındalar. Devamlı rapor telaşındalar. Ama gerçekten onların bunların sebebi de aslında çok istedikleri bir iş kapısı var. Ve oraya devreye sokmak istediği insanlar var. Ve kendi işinizle ilgili de olabilir bu. Büyütmek istiyor olabilirsiniz. Gerçekten panik yapma Başaklar. Senin için gerçekten Başak tanesi güzel bir yer. Olmasını istediğin, işinle alakalı büyütmek istediğin her şeyin kapısı aydınlık olacak. Sadece sabrın sınanıyor. Sabrını sakinlikle kontrol et ve sen bunu başaracaksın. İlişki konusunda da uzun süredir çocuk isteyen Başaklara sürpriz bebek sevinci yaşanacak ve aileye mutluluk yaşanacak diyorum. Bir de uzun süredir aile apartmanı ya da aile topraklarınızla ilgili yasal süreçler var. Biri poposunu kaldırsın, bu yasal süreçleri takip etsin. Çünkü sanki burada ilgilenmediğiniz için devletten bir sıkıntı alabilirsiniz. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Sizde de sağlık olarak diş iltihabı, diş eti, ağızla ilgili sıkıntılarınız söz konusu olabilir. Bunları biraz daha sağlığınıza dikkat etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Terazi burçları. 4 Şubat'ta neler bekliyor? Teraziler aslında çok radikal çalışma temposundalar ve işleriyle ilgili gerçekten ne istiyorsa kapısında ama biraz daha sabırlı olursanız Mart işinizle ilgili daha tepeye çıkacağınız nokta ama sizin içsel dünyanızın yorgun olduğu, yani inançlarınız ve insanlara güveniniz kalmadığı için hep böyle tedirgin bir haldesiniz. Bence artık tedirginliği üzerinden at terazi burcu. Çünkü sen güçlüsün, ne istediğini biliyorsun. Sadece güven sorunu var, meditasyon, yoga senin enerjine ya da spor iyi gelecek. Uzun süredir de hep spor yapmak istiyorsun. Tam zamanı enerjini düzeltmen gerektiğini düşünüyorum. Özellikle de sağlık konusunda kısık, mide ya da kalp bölgeleriniz bu dönem hassas olabilir. Biraz da karın yağlarımız var, bunları toparlarsak terazi. Ya da zayıfsanız biraz vücut yapınıza kiloya ihtiyacınız var. Çünkü şuralarınızda stresli sıkıntılarınız var, ihmal etmeyin diyorum. Ve aileden kaynaklanan huzursuzluklar, dedikoduları da artık kafayı takmazsanız sevinirim. Çünkü aileniz böyle kabul etmeniz lazım. Aileniz dünya tatlısı, biraz sivri dilli oldukları için acayip sinirlisiniz. 4 Şubat, akrep burçları neler bekliyor diyorsanız, akrepler aslında iş temposu, iş yoğunluğu, onu koştur, bu evrak, bu devlet, bu daire, bu vergi, bu şey, kafası iyice ne karıştı. Niye karıştı, onu öde, bunu öde, şunu öde derken, kendime benim ne zaman vaktim var, ben ne zaman yaşım büyüdü dediğimiz bir dönem yaşıyor. Akrepler için aslında bu aydan sonra çok verimli, yani Şubat onlar için görme, gösterme, algılama ve netliğe kavuşma. Mart da onlar için verimli. Yani siz aslında bu ay algılayacaksınız, göreceksiniz ve kafanızdaki netliğe kavuşacaksınız. Bu netlikler size huzur ve bereket verecek. Ama özel hayat konusunda hala ilişkinizle ilgili bir karar veremediniz. Bu kararı da artık verme vakti geldi. Çünkü mutsuzluğa doğru gidiyorsunuz. Bu mutsuzluk sizi artık acayip sinirli ve gergin yaratıyor. Sizin de uyku probleminiz olabilir. Düzensiz uyuyor olabilirsiniz. Size de sadece böyle su taneleri sesinde müzik dinleyin. Biraz uyku moduna geçin. Çünkü uykudan uyanıp kalkıyorsunuz. Devamlı bir şey yeme ihtiyacınız var. Bu stresten kaynaklanıyor. Lütfen romantik bir müzik dinleyin. Yaylar 4 Şubat.
aşksızlıktan geberiyoruz Emineciğim. Artık bize aşk yolda diyen yaylara diyorum ki biraz daha sabırlı olun. Çünkü doğru insanınızı, doğru kadın ya da doğru erkeğinizi bulacaksınız. Muhteşem bir aşk ve sonu hayatınızın pamuk prensesler gibi ya da prensler gibi geçecek bir döneme giriş yaptınız. O yüzden doğru aşk çok yakında kapınızda ve o sizin aile olmanız, çocuk ya da bütünleşme dediğimiz bir şey. Evli özellikle yay burçları içinde tedirginlikler bitiyor. Daha huzurlu bir düzen. Hatta da evinizi değiştirmek değil de araç değişikliği ya da alan değişikliği gibi ya da şehir değişikliği niyeti olan yay burçları içinde doğru bir zaman, istediğiniz zaman yapabilirsiniz diyorum. İşle alakalı da gereksiz insanlara kafayı taktınız, işine konsantre olamıyorsun. Lütfen çevrendeki insanları görmeden çalış, adapte ol. Çünkü senin işinde başarılısın, ne istediğini biliyorsun. Ve Rabbim de bu bulunduğu noktada, istediğin noktaya kadar hedefine erişeceksin. Sadece sorun işsiz olan yer burçları, biz 3 senedir işsiziz. Evet, size de Mart'a kadar iş kapınız hayırlı olacak, aydınlık olacak diyorum. 4 Şubat oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, oğlaklar miskin, uyku halleri evet çok yoğunlar, inanılmaz yoğunlar. Yani inanın o işi yapıyorlar, bunu yazıyorlar, şunu. Çünkü sanatçı yaratığı karakteri olduğu için ona koştur. Ama miskinlikleri de var. Yani bir yorganı üstüme alayım, kimseyi duymayayım dediği bir. Yani geceleri yapabilirsin, çok işlerin var. Ve bu işleri gündüz hallet, gece yorganı kafana tak ve uyu diyorum oğlak burçları. Çünkü sizin ne istediğinizi biliyorsunuz ve başarmanız gereken çok şeyler var. Bunun zevkini çıkartacaksınız, tadını çıkartacaksınız. Panik yapmayın, size gerçekten iş konusunda ödüller var ve bu ödüller size çok büyük başarı sağlayacağını söyleyeyim. Yoksa hayat konusunda çok yoğun olduğunuz için ilişkinize adapte olamadınız. Yani şu Şubat'ı da bitir, tamam çok iş var çünkü. Mart'ta ilişkine konsantre ol. Çünkü ilişkinde artık ilgi istiyor, sevgi istiyor, şefkat istiyor. Ona vakit ayır. Bir de sürpriz bir anahtar var. Annene ya da babana hediye etmek istediğin, bunu da yapacaksın, merak etme. Kova burçları neler bekliyor diyorsanız 4 Şubat. Kovaların aslında çok idealist hedefleri, yurt dışı planları ve de çok büyük bir projeye imza attılar. Bununla ilgili ödül başarmak istiyorlar. Evet, Şubat size ödülünüzü, başarınızı, yöneticilerinizde hak ettiğiniz yerinizi oturtma dönemi olacak. O yüzden siz hani tırnaklarınızla kazıdığınız hayatı ödüllerinizle alacaksınız. Panik yapma kovalar, yöneticileriniz göz kırpıyor size. Bu göz kırpması sizin yükselişiniz demek. Paranıza güzel para katmak demek. Daha büyük projelere imza. Uzun süredir işleriyle ilgili aksilik yaşayan bazı kovalarda biraz daha sinirlerini içinize atıyorsunuz. Sinirleriniz alınmış bir şekilde sahte gülümsemeyle işinize devam ediyorsunuz. Çünkü siz ben bu işi bırakacağım tribindesiniz. Bırakmıyorsunuz, işinize konsantre oluyorsunuz. Siz de hak ettiğiniz noktaya erişeceksiniz. Aşk konusunda da sadece yapmanız gereken ilişkinizle romantik bir sinema, güzel bir yemek. Yani sadece bunu istiyor ilişkiniz. Lütfen bunu yaşayın. Sakinlik, sessizlik size çok iyi gelecek. Emin olun bunu korursanız da çok huzurlu. Sizde de en büyük sorun ayak mantarı ya da tırnakla ilgili yaşadığınız sıkıntılarınız olabilir. Dikkat ediyorum. 4 Şubat balık burçları neler bekliyor diyorsanız, balıklar çok heyecanlılar, çok rahatlar, çok mutlular, çok huzurlular ama parasal evrede ödemelerle ilgili yaşadığı tedirginlik onu kasıyor olabilir. Kasma balıklar, çünkü sen bunu başaracaksın. Çünkü sen azimli bir insansın. Maskülen bir tavrım var ama bu maskülenliğin arkasında da muhteşem bir zekasın. Zekanı kullanırsan bu yıl sana su gibi gidecek ve ne istiyorsan gerçekleşecek. Hatta ailede çocuk sevinci de yaşanacak. O evreniz olacak. Hatta ev almak istiyorsun balıklar. Böyle konuşmalar da var. Nereye kadar bu kira ödenecek triplerindesin. Evet, Haziran'dan sonra da siz istediğiniz evi alacaksınız. Yaşadığınız yerde en güzel eve dahil olacaksınız. Parayla ilgili kaybınız olmayacak. İlişkisiz balıklar da Emineciğim, herkese bir şey diyorsun ama bize niye bir şey demiyorsun diyen balıklara da şey diyorum. Ne diyeyim? Ya balıklar çok alıngansınız. Alınganlığı bırakma. Biraz tanıma fırsatı ver. Onun kaşı, onun gözü, onun burnu diye hep böyle trip yap. Tipten vazgeç, biraz şans ver. Yani tipe göre insan beğenirsek yandık. Bir de kalp güzelliği var. Kalp güzelliğine bakarsan daha huzurlu olacaksın. Sizde de son zamanlarda boyun fıtığı demeyelim ama boyun hareketlerinizde yanlış hareket yapmış, ağrı olabilir. Dikkat edin diyorum. Evet, 4 Şubat haftalık burcumuzu yaptık, ettik, eyledik. Mutlu, huzurlu kalın. Sizleri seviyorum.